Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık, tel tel ayrılan muhteşem bir açma tarifi hazırladım. Yapımı çok kolay, inanılmaz derecede lezzetli bir açma oldu. Sizlerin de tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Açmanın hamuru için ilk olarak 1 su bardağı ılık suyu, 1 su bardağı ılık sütü yoğurma kabının içerisine aldım. Süt ve suyu elimi yakmayacak derecede ılık olarak kullanıyorum. Bu sayede hamurum hızlı bir şekilde mayalanacak. İçerisine 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant mayayı ekledim. Maya ve şekerin erimesi için spatulamla güzelce karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. 2 tane yumurtanın akını ekliyorum. Yumurtanın sarılarını açmaların üzerine sürmek için kenara ayırdım. Tekrar şöyle bir karıştırdıktan sonra önceden elediğim unumu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Elimize yapışmayan olabildiğince yumuşacık kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ben bu tarifte toplamda 6 su bardağı un kullandım. Klasik 200 mililitrelik su bardakları ile herkesin ununun markasına, kalitesine göre hamurun aldığı un miktarı az da olsa değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Bu arada vaktiniz varsa hamurunuzu akşamdan yoğurup sabaha kadar dolapta bekletebilirsiniz. Sabah da diğer işlemleri yapıp açmalarınızı kahvaltılarınıza pişirebilirsiniz. Ben hamurumu şöyle kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Sizlerin de hamurunuzu mutlaka çok iyi bir şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamurunuzu ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi o kadar güzel olacaktır. Hamurumu tezgahın üzerinde birkaç dakika boyunca güzelce yoğurdum. Ele yapışmayan yumuşacık kıvamda bir hamur hazırladım. Şimdi hamurun kıvamını şöyle sizlere yakından göstermek istiyorum. Sizler de tarifimi hazırlarken ekranda gördüğünüz kıvamı yakalamaya çalışın. Böylelikle vermiş olduğum tarifin birebir aynısını evlerinizde yapmış olursunuz. Şimdi hamuru tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını sürdükten sonra bir streç filmle örterek oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum oda sıcaklığında 1 saatte mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi puf puf kabardı. Şimdi hamurun maya kokusunu almak için elimle bu şekilde toparlıyorum. Sizlerin de yaptığınız açmalarda maya tadı gelmemesi için bu işlemi mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi hamuru tekrar tezgahımın üzerine alarak yuvarlak bir form veriyorum. Hamurumuzun kıvamı bu aşamada o kadar elastik, o kadar pürüzsüz ki bu hamurdan istediğiniz çeşit poğaçayı, istediğiniz çeşit açmayı yapabilirsiniz. Ne yaparsanız yapın, sonuç gerçekten muhteşem olacaktır. Yuvarlamış olduğum hamuru eşit parçalara bölerek avuç içimde yuvarlıyorum ve bezelerimi hazırlıyorum. Bu tarifte toplamda 18 tane beze hazırlıyorum. Bezeleri daha sonra ikişer ikişer birleştireceğiz ve toplamda 9 tane açma elde edeceğiz. Tarifime garanti veriyorum. İnanın pastanelerde satılan açmalardan çok daha yumuşacık, çok daha lezzetli oluyor. Sizler de vermiş olduğum bütün püf noktalarına dikkat ederek tarifimi denerseniz eminim ki çok çok beğeneceksiniz. Bütün bezelerimi hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra şimdi bezelerin üzerine oda sıcaklığında iyice yumuşamış olan 125 gram tereyağını ekliyorum. Daha sonra da bezeleri tereyağı ile birlikte tatlı tabağı büyüklüğünde açıp rulo şeklinde sarıyorum ve kenara alıyorum. Hamurun üzerinde zaten yağ olduğu için bu aşamada kolaylıkla açılıyor.
Sizler de tarifimi tam da buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Bembezelerin hepsini açıp hazırlayıncaya kadar ilk açmış olduğum hamur iyice yumuşadı. Şimdi iki hamuru birleştirip açmalarıma şeklini veriyorum. Hamurun ne kadar yumuşacık kıvamda olduğunu görüyorsunuz. Ruloları biraz daha uzatıp ikisini bu şekilde doluyorum ve uç kısımlarından birleştirerek açmamı hazırlamış oluyorum. Gördüğünüz gibi açmamızı hazırlamak da çok kolay. Bu açmaları hazırlamak için usta olmanıza hiç gerek yok. Oklava kullanmıyoruz, merdane kullanmıyoruz. Elimizle açarak açmamızı kısa süre içerisinde hazırlıyoruz. Herkes ama herkes bu tarifi evinde kolaylıkla hazırlayabilir. Bekleyen hamur daha da kendini saldı, daha da yumuşadığı için bu aşamada kolaylıkla açmalarımın şeklini veriyorum. Hepsini hızlı bir şekilde hazırladıktan sonra altına yağlı kağıt serdim, fırın tepsisinin içerisine aldım. Şimdi üzerini ince bir bez ile örterek oda sıcaklığında yarım saat tepsi mayası için bekletiyorum. Yarım saatin ardından açmaların üzerine sürmek için 2 tane yumurta sarısı ayırmıştık. Yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı da sütü ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra açmaların mayasını söndürmeden dikkatli bir şekilde üzerine sürüyorum. Bu arada tam da bu aşamada fırınımı da ısınması için 180 dereceye ayarladım. Açmaları önceden ısıttığım alt üst ayardaki 180 derece fırında pişireceğim. Açmaların üzerine güzelce yumurta sarılarını sürdükten sonra şimdi biraz da mavi haşhaş serpiştiriyorum. Dilerseniz çörek otu veya susam serpiştirebilirsiniz. Dilerseniz de sade olarak pişirebilirsiniz. Son olarak haşhaşı da serpiştirdikten sonra şimdi ısıtmış olduğum fırına pişirmeye götürüyorum. Açmaların altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Ne kadar yumuşacık olduğunu görüyorsunuz. İnanın pamuktan daha yumuşacık oldu. İçi de pişmaniye gibi tel tel ayrılıyor. Kesinlikle içerisinde hamurlaşma yok. Hemen bir tanesini alıp bölerek iç dokusunu da sizlere yakından göstermek istiyorum. Sizler de tarifimi beğendiyseniz görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımı tavsiye edebilirsiniz. İçinin ne kadar tel tel ayrıldığına bakar mısınız? Bu aşamada açmalar hala çok sıcak, tutmakta zorlanıyorum ama o kadar güzel oldu ki sizlere sunmak için sabırsızlandım. Hazırladığım ürünün sonucu güzel olursa ben de sizlerle paylaşmaktan gerçekten çok mutlu oluyorum. Bütün tariflerimi bana güvenerek deneyebilirsiniz. Beğenmediğim hiçbir tarifi yayınlamıyorum. Tereyağı ile birlikte inanılmaz derecede lezzetli, muhteşem bir açma tarifi oldu. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye denk sevgiyle kalın, hoşça kalın.